Apandisle ilgili bilgi alalım. Çocuklarda sık mı görülür apandis? Çocuklarda sık görülür. Özellikle 6-12 yaş arasında en sık görüldüğü dönemlerden birisidir. Önce isterseniz appendix nedir onu tanımlayalım. Apandisit nedir onu tanımlayalım. Appendix Latince'de çıkıntı demek, uzantı demek. Bizim aslında burada konu ettiğimiz hastalık, hastalığın olduğu kısım appendix vermiformis. Bu da solucansız çıkıntı demek. Gerçekten resimde de gördüğümüz gibi. Genelden yönetmenim rica edersek resmimizi normal, hem de siz resimlerinden anlatırsınız kör, daha kör, sonra. Bir ucu kör sonlanan, bir ucu da kalın bağırsağı açılan bir yapıdır. Bunun iltihabına apandisit diyoruz. Apandisit dediğim gibi 6-12 yaş grubunda sık görülüyor. Ve belirti ve bulgularıyla çocuklarda tanı koymak biraz daha zor olabiliyor. Burada yine diğer resmimizi de İkinci resmimizi rica edelim. Evet, ikinci resmimiz de ekranlarda şu an. Burada şunu vurgulamaya çalıştım. Appendix'in yerleşimi neresidir? Göbekten leğen kemiğinin üst ön çıkıntısına bir çizgi çizdiğimiz zaman bunun 2/3 dış kısmı McBurney noktası diyoruz biz tıpta. Burası appendix'in olduğu noktadır. Hemen hemen genellikle appendix'in olduğu yer burasıdır. Fakat bazı yapısal durumlardan dolayı, gelişimsel sıkıntılardan dolayı appendix bazı zaman solda da yerleşebilir. Çok nadirdir. Tüm organların solda olduğu durumdur, bu ters olduğu durumdur. Bunun haricinde biraz daha yukarıda da yerleşebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Belirti ve bulgular farklı olabilir. Nedir? Belirtileri biraz açalım, izleyicilerimize paylaşalım hocam. Şimdi en başta iştahsızlık, arkasından karın ağrısı olur. Daha göbek çevresinde başlayan bir karın ağrısıdır bu. Evet. Sonrasında dediğimiz noktaya, yani göbeğin sağ alt tarafına yerleşir. Evet. Buraya bastırdığımız zaman çocuk bayağı bir ağrı duyar, dokundurmak istemez, kendini kasar, buna defans diyoruz. Bir de rebound dediğimiz bastırıp çekince çok sert bir ağrı duyar tekrar. Biraz karnını tutarak öne doğru eğilmiş pozisyondadır. Sağ bacağın hareketlerinde sıkıntı çekmektedir. Merdiven çıkmakta zorlanmaktadır. Kendi yatağına çıkmakta, inmekte zorlanmaktadır. Keyifsizdir, yüzü asıktır. Yemesi içmesi bozuktur, kusması vardır, bazen ateşi olabilir. Bunun haricinde yerleşimine göre yine biraz daha aşağı yerleşimlerde idrar yapmakta zorlanma, kaka yapmakta zorlanma gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Genel olarak belirti bulguları bunlardır.